abi ne yapayım, bari siz şey yapmayın. YKS sürecinde tercih dönemimiz biliyorsunuz ki çok yaklaştı. Tercih döneminde özellikle öğrencilerin dikkat etmesi gereken birkaç konuya değinmek istiyorum. Öncelikle öğrencinin kendini iyi tanıması, yeteneklerini iyi belirlemesi, ne istediğini iyi bilmesi çok önemli. Bu mesleki açıdan ve gelecek planlaması açısından öğrenci için çok kıymetli bir tercih olacaktır. Tercihlerimizi belirlerken öncelikle öğrencinin kendisini tanıması, hangi mesleği istediği, istediği mesleğin geleceği, staj durumu, iş bulma potansiyeli öğrenciler için çok önemlidir. Gidecekleri üniversitelerin yerleşkeleri, bulundukları şehirleri, bulunduğu şehirdeki ulaşım şartları, konaklama şartları da öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken şartlardan bir tanesidir. Tercih yaparken biz tabii ki öncelikle puan ve sıralamaya dikkat ederiz. Puan ve sıralamaya göre öğrencilerin gerçekçi tercihler yapmalarını isteriz. Bu anlamda YÖK'ün ulaştırdığı YÖK Atlas adında çok iyi bir site var. Burada geçmiş yıllardaki taban puanlar, sıralamalar ve öğrencilerin yerleştirme kontenjanları net bir şekilde bulunabilir. Buradan faydalanabilirler ve benim özellikle öğrencilere en büyük tavsiyem bir eğitim koçundan, rehber öğretmenden ya da eğitim danışmanından destek almalarıdır. Ne istediklerini bilir, A planlarını oluştururlarsa çok daha rahat bir tercih süreci yaşayacaklarını düşünüyorum ben. Ama bunun yanında öğrencilerin bir B planı oluşturması, eğer önümüzdeki yıl tekrar sınava hazırlanacaklarsa ona göre davranmaları ya da başka bir meslek, başka bir üniversite tercihinde de mutlaka bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer öğrenci bu yıl tercih yapmayacak ya da 12. sınıf 2025 YKS'ye hazırlanacaksa şayet şimdiden lütfen Eylül ayını, Ekim ayını beklemeden şimdiden ders çalışmaya, özellikle TYT'yi yaz aylarında bitirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ederim. Tercih döneminde ailelere de tabii ki bir tavsiyem olacak. Öğrencilerine istedikleri, yetenekleri ve meslek seçimleri çok önemli. Ama tabii ki aileler açısından baktığımızda da üniversite için bir öğrenciyi şu an sosyoekonomik durumlarda şehir dışına göndermek biraz zorlu bir süreç olabilir. Ekonomik açıdan bu aileleri zorlayabilir. Ama mantıklı ve makul yaklaşmak, öğrenciyle çatışma durumuna girmemek bizim için çok değerli, çok önemli. Çünkü bu durumda velilerle öğrenciler arasında yaşanan kaoslar bizi gerçekten olumsuz etkiliyor. Özellikle öğrenciyi çok olumsuz etkiliyor. Ve öğrenciler genel olarak şehir dışına kaçma eğiliminde bulunuyorlar. Tabii ki bu da velilerimizi özellikle ekonomik açıdan çok olumsuz etkiliyor. Hem konaklama, hem ulaşım, hem öğrencinin okul masrafları derken biraz çatışmadan kaçınmak, biraz daha makul davranmak, öğrencilerin yeteneklerine uygun daha yapıcı konuşmalarla, öğrencilerle daha iyi iletişim kurarak gitmelerini tavsiye ederim.